Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda 4 Kasım tarihinde başlayacak lig maçları öncesi hazırlık karşılaşmaları oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor son olarak Bornova Belediyespor'la karşılaştı. Bugüne kadar oynadığı 5 hazırlık maçını da galibiyetle tamamlayan yeşil beyazlı temsilcimiz kaybetmeme geleneğini Bornova Belediye karşısında da sürdürdü. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, As Başkan Orkun Şıktaşlı ve Yönetim Kurulu üyesi Özcan Nalbantlar ve yetkililer izledi. Maçın ilk periyodunda sayı üreten takım Bornova Belediyespor oldu. İlk periyot sonucu Manisa Büyükşehir Belediye 15, Bornova Belediye 16. İkinci periyotta rakibi karşısında basit hatalar yapan yeşil beyazlılar savunmadaki boşluklar yüzünden bu periyotta da rakibinin gerisinde kaldı ve ikinci periyot 32-34 sonuçlandı. Maçın üçüncü periyodunda bulduğu üçlüklerle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadeleden kopmadı. Karşı atakları da kayıpsız geçen yeşil beyazlılar 3. periyodu 59-55 önde bitirdi. 4. periyotta Bornova Belediyespor takımı ilk dakikalarda üçlükler bulmasına rağmen etkili oyununu sürdüremedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadeleden düşen rakibi karşısında oyunu bırakmadı. Arka arkaya bulduğu sayılarla 4. periyodun ve aynı zamanda maçın sonucunu tayin etti. Maç sonucu Manisa Büyükşehir Belediye 79, Bornova Belediye 66. Aldığı başarılı sonuçlarla lige iyi hazırlandığının sinyalini veren Manisa Büyükşehir Belediyespor antrenörü Ceyhun Cabadak, takımın genel durumunu Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna anlattı. Hazırlık maçının sonuçları çok önemli değil yani. Hepsini kaybetseniz de bir anlamı yok, hepsini kazansanız da bir anlamı yok. Ama tabii kazanma alışkanlığını buradan edinmek önemli bir şey. İlk devre geride kapattık ama ikinci devre daha büyük efor ve enerji koydu oyuncularım. O anlamda memnunum. Yani iyi antrenman yapıyorlar, ciddi anlamda efor koyuyorlar. Tabii maçlara daha hala çok var. Yani nereden baksanız 17-18 gün var. 4 Kasım'da ilk maçı oynayacağız. Dolayısıyla hala vaktimiz var. Eksiklerimiz de var. Cihat'ın bir arka delisinde bir yırtığı var. Küçük bir yırtığı var. Kaan Kavral sezonu kapattı biliyorsunuz. Çapraz bağı koptu. Bu tarz şeyler tabii bizim biraz ritmimizi, antrenman tempomuzu da etkiledi. Ama işte Kaan'ın yerine Çağal diye bir oyuncuyla bugün de oynadı, gördüğünüz, anlaştık. Çağal da onun boşluğunu kapatacak yetenekte, kapasitede bir oyuncu. Yani biz yeni bir takım olduğumuz için şu anda toplamda herhalde 43-44 gündür beraberiz. Ama ona rağmen oyuncuların verdiği reaksiyondan, bizim antrenmanda yaptığımız şeylere verdiği reaksiyondan memnunum. Birkaç tane de hazırlık maçı oynayacağız öncelikle. Şimdi önümüzdeki hafta salı günü 1. Basketbol Ligi'nden Petkim'den, İzmir takımıyla Petkim'de bir hazırlık maçı yapacağız. Oraya gideceğiz. Bandırma Kırmızı'yla bir maç yapmayı planlıyoruz yine önümüzdeki hafta. Bunu netleştirmedik ama Petkim maçı kesin. Orada biraz daha tabii daha iyi basketbol oynamamız lazım. Kendimizden daha kaliteli bir takıma karşı ne yapıyoruz, ne ediyoruz onları görmemiz lazım. Yani lige kadar hazırlanmaya çalışacağız.